Herkese selamlar dostlar. Bu videomuzda TRT 1 ekranlarında ilk bölümü yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisini konuşacağız. İlk olarak dizinin ilk bölümü 1 Nisan'da yayınlandı. Bu tarihin özel bir anlamı var. Peki bu tarihte ne oldu? Bu tarihte Kıbrıslı Rumlar Yunanistan'a bağlanma hayaliyle EOKA adlı örgütü kurdu. EOKA adlı Rum örgütü 1 Nisan'da bölgede ilk kanlı eylemini Kıbrıslı Türklere karşı gerçekleştirdi. Silah gücü olarak da insan gücü olarak da çoğunluk Rumlar olduğu için Kıbrıs Türkler yeterince karşılık veremedi ve bölgede ezilip işkenceler gördüler. Peki dizide ne anlatılıyor? Dizide 1963 yılında Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, kanlı Noel olarak bilinen olayların başlamasıyla diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken, ailenin başındaki Kemal Dereli, kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lider haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise, Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramanlığı, kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesiyle harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesiyle iç içe geçer. Dizinin başrolünde başarılı oyuncu Ahmet Kural'ı görüyoruz. Ülkemizde son dönemlerin en başarılı oyuncular içinde yer alan çok başarılı filmlere imza atan Ahmet Kural bu sefer de yeni dizisiyle göz dolduruyor. Dizide genel kadro şu şekilde sıralanıyor. Ahmet Kural, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Devrim Saltoğlu ve Hasan Küçükçetin. Dizi oyuncuları geniş kadroya rağmen izlettikleri sanat performansları ile kendilerine hayran bırakmayı başardılar. Dizi ülkemizin diziler arasında yer alacağını daha ilk bölümden göstermeyi başardı. Türk dizi tarihinin geç kalmış konusu Kıbrıs'ı anlatan bu dizinin yeni bölümünde ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Topla geliyorlar. Birazdan burada olacaklar. Katliam fotoğraflarını hemen yabancı basına geç. Türkiye'ye bunları ulaştırmamız şarttır. Çabuk.